Merhaba arkadaşlar. Kripto Konuşarcısına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sahura doğru bir video yapmak istedim. Ee, dışarıdaydım. Yani bizim iş gece iş olduğu için şu an geldim. tabi dışarıda telefondan takip ediyoruz piyasayı ama her ne kadar evdeki bilgisayarlarla yapacağımız işlemleri yapamıyoruz. Onun için de aydınlatacak bir video çekemedim. Saat akşam 6'dan beri iş yerindeydim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, şu anda geldim. Yani kısa bir piyasa analizi yapmak istedim. Ayakta olanlar, sahurda olanlar biraz bir nebze olsun seyretsinler diye. Arkadaşlar önce Bitcoin dominansına bakıyoruz. Dominans şu anda 45.28. Piyasa bugün bayağı karışmıştı ama biraz toparlanmış görünüyor. Evet, buradaki pozisyon gördüğünüz gibi dominans. Dominans bugün aslında düşerken hepsi birden düşmüş. Evet yani şuralarda biraz çık çıkarken işte şu şu hareket piyasayı allak bullak etmiş arkadaşlar. Yani şurası piyasayı allak bullak etmiş. Eee Bitcoin'i nereye kadar çekmiş? Bir bakalım Bitcoin'e geçelim hemen. Bitcoin grafiğimizde bugün ne olmuş saatlik itibariyle? Arkadaşlar 53'lere kadar geri çekilmiş. Yani Bitcoin bugün 53 dolarlara kadar 53 bin dolarlara kadar geri çekilmiş. Şu anda 56 bin dolarlarda 57'de kapanırsa bu gece saat 2 gibi yani bir saat sonra bir saat sonra kapanırsa daha sonra sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet suyumuz değiştik. <laughs> Yani gördüğünüz gibi şu an tekrar 56 ve üzerine 60 görünüyor. Burada yine bir tehlike sinyali var gibi arkadaşlar. Çünkü obu obo formasyonu var. Gördüğünüz gibi şurada bir obo formasyonu var arkadaşlar. Omuz baş omuz. Şurası şurası tehlike. Eğer şuradan geri dönerse şu derinliği tekrar aşağıya çekme durumu olur ki inşallah çekmez. Bu da bu da bize bu da bize tekrar Bitcoin'in 53'lere kadar çekileceğini gösterir. Piyasayı bu sefer çarşıya yine karıştırır arkadaşlar. Yani Bitcoin'de bu ters hareketler olduğu zaman formasyonlarda daha iş kalmıyor arkadaşlar. Formasyonlar bitiyor. Gördüğünüz gibi önce mecburen Bitcoin'e bakıyoruz. İnşallah Bitcoin bu şekilde devam edip de küçük küçük şartlarda yukarı aşağı oynarsa o zaman altcoin'lerde formasyonlar çalışır gördüğünüz gibi Bitcoin şu anda hala bir düşüş trendinde saatlikte iki saatliğine bakacak olursak iki saatliğinde de önce bir yükseliş trendine geçmiş Arkadaşlar gördüğünüz gibi ama tekrar düşüş trendi başlamış şu anda kendini yukarı atmaya çalışıyor Peki biz o zaman direkt bulut indikatörümüze dönelim arkadaşlar. O bize ne söylüyor? Doğruyu söyler bize şimdi. Ichimoku Kinko Evet, bulut indikatörümüzü açtık arkadaşlar. Bulut indikatörümüzde şu anda mavi kesmiş aşağı doğru kırmızı ve düşüşte arkadaşlar. Trend trendimiz düşüşte. Gördüğünüz gibi herhangi bir yükseliş var diyemeyiz Bitcoin için. Küçük çaplı toparlanmalar olsa da bir tane yeşil mum attı yukarı şu anda gördüğünüz gibi yani bu da inşallah yukarı doğru devam eder ama şuradaki bizim hareketimiz düşüş trendinde olduğunu gösteriyor 2 saatlik grafiğinde peki 4 saatliğine bakacak olursak 4 saatliğinde de gördüğünüz gibi aynen düşüş trend devam ediyor yani olumlu bir sonuç yok neden olmuş bu satış mı yemiş arkadaşlar bir bakalım satış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir satış var burada yani bugünkü hareket şu, şu satış şuradaki satış bugünkü hareketten dolayı gelen satışlar arkadaşlar hacimde de biraz düşme olmuş tabi Evet Bitcoin'deki pozisyon bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Peki ethereum ne yapmış Ethereum'da da altına inmez demiştim yani 4000 doların altına düşmez demiştim ama herhalde biraz çekilmiş çekilmiş nereye iğne atmış? 3650'ye iğne atmış arkadaşlar. Yani ama hemen toparlamış kendini tabi. Ethereum bana göre şu anda sanki yükseliş trendinde. Çünkü altta da görüyorsun tekrar alımlar var Ethereum'da. Ethereum'da alımlar var. Buradan şöyle bakalım. Arkadaşlar Ethereum yükselen trendimiz Ethereum'da mevcut peki bizim bulut indikatörümüz ne diyor arkadaşlar ethereum'un ben saatliğini açacağım ethereum'un saatliğinde yok ama düşüş saatliğinde yükseliş henüz görünmüyor ama yatay seyrediyor. yani şurası yatay bakın arkadaşlar burası yatay ben bulut indikatörümüzü açalım şuradan hemen silelim bunu B bakayım şöyle buluta Arkadaşlar bulut indikatörümüzde 26 bar geriden gelen evet bulutun üzerinde yani yukarısı devam ediyor ama şurada düşüş var arkadaşlar. Bütün işlem 4 işlemin 4'ü tamam değil. Onun için de yükseliş trendi var diyemeyiz Ethereum için. Ethereum'da da bunu diyemeyiz. Evet. Bir de bugün bu ara rövanşa giren koyunun yerine geçecek olan herhalde. Ben bilmiyorum. Belki de geçebilir yani. İlk defa bugün inceledim. Şey var arkadaşlar. Şip. Evet. Şip. Bugün yüzde yüzün üzerinde bir yükselişi vardı. Gösterdim size. Şu anda da yüzde yirminin üzerinde yükselişi var arkadaşlar. Bakın hala. Yani akşam beş 6 gibi bu tekrar piyasası bunun açılış piyasası oluyor. Fiyatlar yenileniyor. Yani diğer alt altcoin'lerde Bitcoin'de gece saat 3'te yenileniyorsa bunda akşam 18'de yenileniyor arkadaşlar. 17 15 17 ya da 18 yani. O arada tekrar sıfırlanmış gördüm ben bunu. O ara bir, yüzde %12 falan bir düşüş yaşadı yüzde %14 %14'e kadar. Tekrar bak toparlamış kendini. Az önce 29 gibiydi. Şu anda 18'e. Yaklaşık %10 geri düştü ben yayına başladığımda. Çok oynak bir hareket ediyor. Yani şimdi onun grafiğine şurada saatlik olarak bakıyoruz. Şu çizgi, şu çizgi bir saat arkadaşlar. Şöyle anlık olarak söylersem ben şuradan. Şunu bir kapatayım. Şunu bir kapatayım arkadaşlar. Şuradan ben Bakın anlıkta hemen göreceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani dakikalık grafiğinde düşmüş. Ama bu dakikalık grafik bunda zaten bir şey diyemeyiz. Şuradan 15 dakikalıktan bakalım. 15 dakikalıkta sanki alım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Saatliğinde alım var mı? Var arkadaşlar. Bence bunu bayağı şişirecekler, bayağı alacaklar gibi görünüyor. Bu token alt koyunda yani coin olarak değil de token arkadaşlar bu. Ee, ship token. Bakınız. Şimdi şurada ne var? Bizim bulut grafiğimizde az önce bir şey gözüme çarptı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bulut grafiğimizde bunun yükseliş olduğunu söylüyor. Bugün de demiştim size. Arkadaşlar ben bunu daha birkaç gün olmuş haftalık falan inceleyemem ama yükseliş var demiştim bulut grafiğinde. Hala var. Yine yükseliş gösteriyor arkadaşlar. Bakınız. 26 var gerideki yükselişte. Burası yükselişte. Kırmızı çizgi yükselişte. 26 var öndeki yükselişte. Altta hacim var. Yani alış var. Satış, satış şurada az bir şey yemiş bugün. Ama tekrar alışa geçmişler arkadaşlar. Yani bugün Avrupa'da bütün YouTube kanallarına bakıyorum. Bazı arkadaşlarla beraber sohbetimiz olan arkadaşlara da diyor bunu çok büyük patlama yapacak diyorlar. Yani e, hepsinde bu var arkadaşlar. Hepsinde bu. Ship coin midir? Ship token midir? Yani yeni çıktığı için token diyeceğiz buna. Çünkü token olarak geçiyor bu. Coin, alt coin olamaz. Yani Uniswap'ın bir tokeni. Dogen'in karşısına çıkan bir enstrüman görüyorum ben bunu. Ama bunun dogeden bir farklı yönü var gibi geliyor bana arkadaşlar. bunu daha sonra ben detaylı araştırıp size anlatacağım. Yani şu an öyle görünüyor. Grafiğe göre yükselişi var bunun. Anormal bir durum yok. Bunda bir pozisyon bu arkadaşlar. Bir de XLM'ye bakalım. XLM'yi bugün vermiştim ben size. dedim rally yapabilir. Ki bayağı da yapmıştır rally ama dediğim gibi Bitcoin'in tokatını bu da yedi. Bugün %7-8 gibi yükselişti arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Toparlamak üzere kendini toparlıyor. Fakat bulut indikatörümüze göre saatlikte böyle de yani yükseliş görünmüyor ama evet 2 saatlikte görünüyor arkadaşlar. 2 saatlikte tekrar yükselik pozisyonu olduğunu görüyor Kırmızı ayrılıyor maviden. Bu bunutun üzerinde. Bu da öyle. Arkadaşlar yani bir de alım var tekrar XLM'de. Yani gördüğünüz gibi e, pozisyonlar böyle arkadaşlar. Ama diğerlerinde maalesef dediğim gibi düşüşler var. Bitcoin'de az önce dediğim gibi o eğer korktuğumuz o boşluğu aşağı çekerse 53 binlere kadar geri gelebilir arkadaşlar. Ben tekrar bakmak istiyorum Bitcoin'e. Az önce yanınızda e, söyledik. Bakınız arkadaşlar e, şuradan indikatörümüzü tekrar bakalım. 2 saatlik grafiği dedim bizim. Bakın arkadaşlar şuradan 4 saatliğine bakmıştık biz onun? Şurayı aşağı kırarsa dedik şu boşluktan gerçi bunda da var aynen omuz baş omuz. Bu boşluktan aşağı kendini atabilir arkadaşlar. Yani burada diyeceğim maalesef maalesef diyorum. Çünkü 56'nın altına da inerse Saat 2 dakika kapanışında 57'ye kadar tamamlayamasa piyasada bir anormallik devam edebilir. Altcoinler gördüğünüz gibi kıpkırmızı %10, 12, 11, 19, 7 bütün altcoinler düşüşte arkadaşlar. Yani tek tek incelemeye gerek yok en azı 6-7 düşüşte. Bakınız bakınız şey yine çıkmaya başladı arkadaşlar şip 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 gidiyor bakınız şip. <laughs> Şimdi şu anda az önce 18'e düşmüştü, şu an 25'e çıktı yine. Vallahi yani hayırlısı olsun bakalım yarın sabah 7-8 gibi ben gelişmeleri güzel bir şekilde video çekip size bildireceğim arkadaşlar. Şimdi burada programımı son veriyorum. Abone olursanız sevinirim. Ayakta olan arkadaşlar varsa izleyebilirler. Şöyle bir bakabilirler. Şu anda piyasa geneli böyle. Ha Ne yapacağız bu piyasada? Bu piyasada arkamıza yaslanıp işlem yapmadan bakacağız arkadaşlar. Ne zaman yukarı dönmeye başladı? Alttan almak isteyen alabilir o zaman. Alım fırsattır o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sabahki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.